Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte ahşap bahçeli minyatür ev yapacağız. Lazer kesimli ahşaplarımız var kullanacağımız çalışmada. Lodos dallarımız var. Ahşap zemini oluşturacağız kendimize. Akrilik kalemimiz, boyalarımız yine kullanacağımız parçalar arasında. Haydi çalışmamıza hep birlikte başlayalım. Öncelikle boyanacak parçalar biliyorsunuz hemen kuruması lazım ve bize çalışmamıza yardımcı olacak ürünler. Öncelikle boyuyoruz. Daha sonra çalışmamızın başka işlemleri varsa onlara geçiyoruz. Ben lazer kesimli ahşaplarımı şöyle açık renk olduğu için bazı parçalarını bir kat, bazı parçalarını iki kat boyadım. Ama siz daha net bir beyaz istiyorsanız kesinlikle iki kat boyamalısınız. Gri zeminimizin üzerine üçgen çatılı kesilmiş evimizi yapıyoruz. Renk seçenekleri hep söylüyorum. Ölçüler, renk seçenekleri tamamen istediğiniz gibi kullanacağınız yerde tercih edebilirsiniz ebatlarını, renklerini. Ben gri tercih ediyorum bu sefer çünkü beyaz ve gri bence çok uyumlu renkler. Önce kurşun kalemle çizdim. Çalışmamın zarar görmesini istemiyorum. Daha sonra akrilik kalemle boyuyorum. Çizimlerinizin daha ince olmasını istiyorsanız kesinlikle akrilik kalemi tavsiye ederim. Kırtasiyelerden temin edebilirsiniz akrilik kalemi. Ve hemen hemen birçok rengi de var. Kuruyan ahşap kesimli lazer kapımızı yapıştırıyoruz. Küçük küçük dokundurmanız yeterli. Zaten çok ince bir ahşap olduğu için çok da kolay yapışacaktır zeminimize. Ahşap kesimli lazerleri de yine kırtasiyelerden, internetten de satın alabilirsiniz. Birçok çeşidi var. Şimdi evimizi üzerine koyacağımız ahşabın ölçüsünü alıyorum. Ve ben bunun üzerine boyamak yerine yine kırtasiyelerde satılan çimen görünümlü yapışkanlıları da var. Ama benim kullanacağım, şu anda kullanacağım yapışkanlı değil. Kağıt üzerine hemen kendim boşlukları, ölçüleri değerlendirip kesip yapıştıracağım. Evin geleceği yeri ölçüsüne göre çizdiğim şekilde gördüğünüz gibi kesiyorum. Çünkü evin altında kalırsa evimiz yapışmayabilir bu zemin üzerine. Ben garanti olması için gördüğünüz gibi orayı hemen kestim. Tutkalla yapıştırıyorum. Tam bu ebatta, yani ahşabımın ebatında yosun parçamdan yok yani bu kağıt parçasında. O yüzden ben de daha önceden kalan ve sakladığım, hep söylüyorum lütfen atmayın, ufacık bir parça da olsa gördüğünüz gibi şu anda çalışmamda kullanıyorum. Sakladığım parçaları şu anda değerlendiriyorum. Zaten temel amacımız da bu biliyorsunuz, geri dönüşüm. Bir şeyleri atmamak, değerlendirmek. Bu çalışmada geri dönüşüm konseptimize gayet uygun bence. Hemen eksik kalan yerimizde tutkalla yapıştırıyorum. Köşelerin yapıştığından iyice emin olmalısınız. Ben dışarıya çok taşma yapmaması için çok sıkmadım ama kenarlara yeniden ekleme yaptım. Pencereme perde yapıyorum şu anda pembe renkte. Gri, beyaz ve pembe bence gerçekten çok uyumlu renkler. Çok ince bir fırça kullanırsanız, çünkü pencerelerimiz küçük. Küçük noktalar halinde ekleyebilirsiniz. Ben pembe tercih ettiğim için fırçayla boyuyorum. Ama elinizde yine dediğim gibi akrilik kalemlerin birçok rengi var. Sizin elinizde başka renkler de varsa akrilik kalemle de boyayabilirsiniz yine. Pencerelerimiz kuruduktan sonra evimizi de zeminimizin üzerine yapıştırıyoruz. Sağlam olması için yine silikonla yapıştırıyorum ben.
lodos dallarından boyadığımız çatılarımızı da yerlerine yapıştırıyoruz. Lodos dallarını biliyorsunuz ben çok kullanıyorum. Gerçekten birçok çalışmada da çok uyumlu. Hele ki böyle geri dönüşüm çalışmalarında. Lodos dalından da bir tane ağaç ekliyorum çalışmama. Çitimi şimdi önceden boyadım biliyorsunuz ama evimin şekline göre bölüp ikiye kullanmam gerekiyor. Hemen kenarından kestim ikiye, ölçüsünü aldıktan sonra ve ölçülerinde lütfen çalışırken hep söylüyorum muhakkak çizin. Bir daha kontrol edin çünkü çalışmamız zarar görebiliyor. Kontrollü olursak her zaman çok daha iyi. Evimizin çitlerini de oluşturduk. Hemen ağacımıza, lodos dalından ağacımıza yapay yosunlar ekliyoruz. Bu yapay yosunları da internetten satın alabilirsiniz ama kırtasiyelerde de son zamanlarda çokça görüyorum. Değişik renklerini de görüyorum. Onları da tercih edebilirsiniz. Evimizin hemen üzerine deniz kabuğundan bir süs yapacağım. Kapı kolu yapıyoruz. Benim elimde hazır böyle küçük sarı bir plastik vardı. Çalışmayla da çok uyum olduğunu fark ettim. Böyle küçük bir tokmak gibi onu oraya yapıştırdım. Hemen kapı numaramızı yazıyoruz. Kapı numaramız 24. Burada da küçük gizli bir mesaj var. 24 Eylül doğumluyum ben. O yüzden 24 yapmayı tercih ettim. İşte küçük meşe palamutları. Bunlar da yine ağacımızın üzerine süs olarak ekleyeceğimiz küçük minik bize doğanın hediyesi diyebiliriz. Kapımızın kenarına küçük sarı bir ağaç ekliyorum. Hemen çitlerimizin kenarına da yine böyle renkli kuru çiçekler ekleyeceğim. Küçük küçük buketler yaparak yapıştıracağım dağınık bir şekilde. Çünkü küçük oldukları için çok çabuk dağılabiliyorlar. O yüzden bütün halde yapıştıracağım böyle öbek öbek. Ağaç şeklinde küçük mini bir ağaç olacaklar. Merdivenimizi de ekledik kenarına. İşte gördüğünüz gibi ahşap bahçeli minyatür evimizi tamamladık. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.